Ellerini sağa uzattık. Ayaklarını bağladık, iki ayağını birbiriyle. Cenaze o şekilde geldi. Ve elbiselerini çıkardık arkadaşlar. Hemen avret mahallini kapatacak bir bezle kapattık. Sadece beyaz mermeri üzerine koyuyoruz. Altında bir şey yok. Ben ehl-i sünnet ve cemaate göre size cenaze yıkamayı anlatıyorum arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Rabbim senin rızan için. Bu vefat etmiş olan kardeşimizi guslettirmeye, gasil ettirmeye veyahut da yıkamaya. Yanımızda bulunan iki tane kova vardır veyahut da şohben vardır. O su artık hangi kanaldan geliyorsa tepeden başlayarak ayaklarına kadar bir ıslatırız. Birinci işlem bu. Vücudu olduğu gibi ıslatırız. Komple. Islattıktan sonra sol elimize almış olduğumuz bezi, gerek bez sararız, gerek torba, ne yaparız? Cenazeyi hafif sola meylettirerek arkadaşlar aşağısından avrat mahallinin önünü arkasını güzel bir şekilde temizleriz. Temizledikten sonra bakarız ki bir pislik ve necaset kalmamıştır. Artık mı abdest alma işlemine geçeriz. Buradaki abdest alma işlemi yüzle başlanır. Bakınız normalde biz abdest alırken elimizle başlıyoruz ama bu yüzde başlıyor. Yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Yüzünü yıkıyoruz. Ağzını meshediyoruz suyla. Burnunu meshediyoruz. Daha sonra sağ elini yıkıyoruz. Sol elini yıkıyoruz kollarla beraber tabii. Daha sonra başını meshediyoruz. Kulaklarını ve sağ ayağını arkadaşlar. Sol ayağını yıkadıktan sonra ya gerek şampuan vardır, gerek sabun doğramışızdır köpüklü bir şekilde. Başlar olmak üzere güzel bir şekilde kulakların içini falan köpürtüyoruz. Güzelce bez. Lif diyoruz. Böyle, yumuşak bez. Yumuşak bezle. Sağ taraftan başlayarak arkadaşlar koltuk altı, kalça içi, arkasını hafif çekerek şöyle birinden de yardım alırız. Sırtını böyle üçer defa güzel şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra sol tarafa geçiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar. Burayı yıkadıktan sonra cenaze arkadaşlar yıkanmış oluyor ve durulama işlemine geçiyoruz. Yine baştan başlayarak başını duruluyor, sağ tarafını, göbek çukurunu, sağ sol derken arkasını yine açıyor. Burayı da güzel bir duruluyoruz arkadaşlar. Daha sonra havluyla duruluyoruz ve kuruluyoruz. Yakınları varsa birinci derece onları çağırıyoruz. Diyoruz ya son defa bir yüzünü görün. Onlar da bir hatıra olarak su döküyorlar. Son defa görüyorlar. Ve kefenleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Kefenleme erkeklerde 3 kat. Kamus arkadaşlar, izar ve lifafe. Erkeklerde bu. Kadınlarda başörtüsü ve göğüs örtüsü olmak üzere 5 kat. Ben hep şunu diyorum. Bizim ölümümüzü bile arkadaşlar 5 kat beze sarmamızı dinimiz emrediyor. Dirilerimizi de örtülmesini emrediyor dinimiz İslam. Rabbim kadın kullarını sevdiği için çok değerli olduğu için onların kapanmasını, tesettüre girmesini istiyor. Koruması için istiyor. Yani biz tabii günümüzdeki insanlara da dua edelim inşallah. Rabbim cümlemize edep, terbiye, iffet nasip eylesin. İnşallah yarın kefenlemeye geçeceğiz arkadaşlar. Yarın sizi ben burada kaçta bekleyeyim? Sizin için aynı saat uygun değil mi?